İyi bir Müslüman nasıl olmalı peki abim? Şimdi bizi kim yarattı dendiğinde Allah yarattı. Peki neden yarattı? Ayette diyor ki Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk, bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani bizler insanoğlu olarak yaratılış gayemizi unuttuk. Yaratılış gayemizi unuttuğumuz için, Allah'ı unuttuğumuz için Allah da bizi unutuyor. Şu an insanların çektiği sıkıntı nedir? İslam'dan uzaklaşmamız. Çünkü Taha suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Bismillah وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ Kim ki benim Kur'an'ımdan, zikrimden yüz çevirirse onun için dar geçim, zor hayat vardır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Bu onu kıyamet gününde kör olarak hesaba çekerim diyor Allah. O kişi diyecek ki رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ey Allah'ım ben dünyada görüyordum. Neden beni kör olarak hesaba çekiyorsun? Allah diyecek ki ona كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Allah Celle Celaluhu diyecek ki ben size ayetlerimi, Kur'an'ımı gönderdim. Siz İslam'a, Kur'an'a göre yaşamadınız. Siz benim ayetlerimi unuttunuz. Bugün de siz unutulursunuz. Dinler kelimesi diyorlar. Aslında dinler yok. Tek hak din bir tanedir. Yani İncil, Zebur, Tevrat bunlar İslam'ı, Kur'an'ı anlatıyordu. Ama Yahudi hahamları, Hristiyanlar, papazlar bunları ne yaptılar? İncil'i, Zebur'u, Tevrat'ı düşünce ve mantıklarına göre tahrif ettiler, değiştirdiler. Kur'an-ı Kerim'i de değiştirmek istiyorlardı. Fakat değiştiremediler, ona gücü yetiremediler. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki Bismillah İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehum lahafizun. O Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve onu kıyamete kadar koruyacak olan yine biziz diyor. Şimdi başımızdakiler hani diyorlar ki siz kalkıp da İslam'ı 14 asır önceki hükümlerini bu asırda uygulayamazsınız. İslam yeniden güncellemelidir diyor. İslam güncellenir mi? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman son inen ayet nedir? Bismillah. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Ve üzerinize olan nimetimi tamamladım. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Ve size sistem olarak, kanun olarak, din olarak size İslam'ı seçtim. İslam'dan razı oldum. Biz alışmışız efendim cenazem var gel Kur'an oku. Allah Kur'an-ı Kerim'i ölüleri okunsun diye gönderilmedi. Efendim hatimler indirilsin, şu yapılsın, üflensin, püflensin için gönderilmedi. Kur'an-ı Kerim Müslümanların anayasa kanun kitabıdır. Ve Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Maide suresi 44. ayete Bismillah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Yani Kur'an-ı Kerim mezarlıklarda indirilsin diye okunmadı. Bir hadis-i şerifte de diyor ki Peygamber Efendimiz bu veda hutbesinin sonunda şey yapılıyor. Ey insanlar size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıklığa düşmezsiniz. Asla sıkıntıya düşmezsiniz, asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselam'ın yaşantısıdır, uygulamasıdır, sünnetidir. Teşekkür ederim.